Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Burak. Ben Ertan. Biz size ilk videoda Asimov'un hayatını anlattık ve onun nasıl daha iyi bir yazar olduğunu irdelemeye çalıştık. İlk videonun sonunda size vakıf serisini anlatmak istiyorduk. Bunu belirtmiştik ama Asimov'un evreninde tarihsel olarak gitmek istediğimiz için robot serisine girmemizin daha doğru olacağını düşündük. Böylece çünkü serisel olarak robot serisi önce geliyor, yani tarihsel olarak, arkasından da vakıf geliyor. Birlikte kronolojik olarak bunu izliyorlar zaten. Ve aynı zamanda tabii tarihsel olarak baktığımızda Asimov ilk vakıfı yazıyor. Doğru değil mi? İlk vakıf yazılıyor. Evet, yayınlanma tarihi açısından ilk vakıf, sonra araya robot sokuluyor. Ama içinde geçtiği evrende, anlatılan hikayede ilk önce robot hikayeleri geçiyor. Yani ilk o hikayeler başlıyor, sonra zaten farkındaysanız vakıfta robotlardan hiç bahsedilmiyor. Robotlar yok ortada. Ondan zaten evet, konuşacağız. Evet, o da ilginç bir durum zaten. Daha sonra da Asimov vakıfla robot serisini birleştirmiş. O yüzden robotu, vakıf buradaysa robotu buraya almış bir bakıma. Biz de evet, o yüzden robotla başlamak istiyoruz. Size robot serisinin ilk kitabı Çelik Mağaraları anlatacağız. Onun biraz sosyolojik tespitini yapmak istiyoruz aslına bakarsanız. Orada farklı toplumlar var. Biraz orada robotların topluma entegrasyonu diyelim, daha yaşama müdahalesini anlatmak istiyoruz. Evet, yaşamın içine iyice girmişler işte. Önce belli başlı kavramlardan bahsedelim mi? Mesela tabii ki. Uzaycılar var. Uzaycılar kimler? O dönemde, hikayenin geçtiği dönemde insanlık 50 tane gezegene yayılmış vaziyette. Bu 50 tane gezegene yayılan insan topluluğunu arzdan, yani dünyadan çıkıyor. Dünya tabi arz diye geçiyor romanda. Bunlar robotların yardımıyla tabi. Burada bir şey söyleyebilir miyim aslında? Hatta sorabilir miyim? Arz kelimesini eskiden çevirdikleri için mi acaba arz kullanmışlar? Çünkü bizim okuduklarımız eski 1980 çevirileri. O zamanlarda kullanılan Türkçe hani dünya değil de arz daha çok. Arz aslında bildiğim kadarıyla bazı kutsal kitaplarda da arz diye geçiyor. Arz diye evet, geçiyor. Kur'an'da evet, tamam, arz. Aynı zamanda etimolojik olarak earth kelimesiyle de çok benzerlik gösteriyor. Ondan mı? Tamam, mantıklı. Güzel şey. O zaman çeviri iyi. Evet. Yani dünya direkt yerde. Dünya dememişler. Güzel. Onda bir belli bir kasıt var. O belli zaten. İşte robotlarla beraber uzaycı denilen arzdan çıkan insan topluluğu 50 tane gezegene yayılıyorlar ve tamamen modern, insan yaşamına önem veren, her bireye değer veren bir toplum modeli kuruyorlar gittikleri gezegenlerde. Ve robotları şart koşuyorlar. Çünkü robotlar insanların işlerini kolaylaştırıyor. Ve aynı zamanda dünyadaki insanlara da bunu aşılamaya çalışıyorlar, bu robot sevgisini. Ama dünyadaki insanlar içerisinde böyle çoğunluk dediğimiz bir grup, orta çağcı denilen bir akıba mensup. Bu orta çağcılar robotları istemiyorlar. Robotlar çünkü yavaş yavaş insanların işlerini ellerinden almaya başlıyor. Ben bunu şeyle örneklendiriyorum aslında. Sanayi devriminde makineleşmeye doğru döndüğü zaman, buhar makinesinin icadından sonra artık tarlalar, traktörlerin icadıyla birlikte, evet, işte o fabrikaların icadıyla birlikte insanlara daha az ihtiyaç duyulmaya başladı. Evet, daha az. Eskiden daha çok işçiye ihtiyaç duyulurken o azalmaya başlıyor. Bazı eylemleri var İngiltere'de, traktör taşlama gibi. Çok ilginç bir eylemdir. Ona benzerlik aslında kurulabilir. Aslında o da belki buradan almıştır. Evet, traktör taşlama çok hoşuma gitti. Çok tarihi bir an gibi. Bir şey. Tabii, kesinlikle. Çünkü artık aç kalmaya başlıyorlar. Onların işlerini yapan makineler var. Bir yandan çok vahim. Bir yandan vahim ama şimdi şu anki günümüzün toplumunda da ona doğru gidiyoruz. Mevcut meslekleri bazı şeyler alıyor. Yani Asimov'un aslında öngördüğü şey kitapta biraz da bu noktada şu anda da gerçekleşecek. Yani biz görür müyüz bilmiyorum ama yavaş yavaş gerçekleşiyor gibi. Amazon'un deposunda bildiğim kadarıyla bir rafları filan taşıyan hep robotlar var. Ben gördüm. Evet. Çok nizami bir şekilde, hatasız neredeyse çalışıyorlar. Sadece böyle içerisine eşyaları bildiğim kadarıyla insanlar koyuyor ama o rafların alması, taşıması, bütün işler kocaman deponun içinde
tekerlekli böyle stand şeklindeki robotlara bırakılmış. Yani bu aslında Asimov'un, evet, Asimov biraz önde görmüş bunu. Bu büyük bir başarı aslına bakarsak. Evet. Öngörüsünde bu açıdan başarılı. Çok başarılı olmuş. Şimdi benim, tabii sen kitabı benden daha önce okudun, ben senden daha sonra okudum. Sağ olsun kitap bana verdi. Bulmak çok zor. Biraz eski de çok böyle dikkatli bir şekilde okumaya çalıştım. Sonra geri iade ettim. Eski ama çok değerli bir kitap. Tabii korunaklı olması gerekiyor. Şimdi benim orada gördüğüm, aslında okurken tespit ettiğim, Asimov ilk önce, ben yani artık düşünce tarzı bu bilmiyorum ama, polis karakterini oluşturmuş. Bahsettiğimiz Elia Bailey dediğimiz karakteri. Daha sonra onun yanına yardımcı robotu koymuş. Evet. Ondan sonra yani ben okuyunca o his uyandı bende. Sonra Elia'nın içinde bulunduğu toplum modelini oluşturmuş. Ayrı bir toplumu çember gibi düşün. Toplumu anlatmış değil mi Elia üzerinden? Tabii. Elia üzerinden toplumu anlatmış. Daha sonra Oliva üzerinden de onun uzaycıların toplumunu anlatmış. Evet, çünkü o da onlarla iç içe ya. Onların gönderdiği bir ilk, aslına bakarsanız, insana benzeyen robot. Evet. Sentetik deri giydirilmiş üzerine. Ara ara böyle hani şey oluyor ya, hani onun aleti onunkinden daha üstündü diye. Yani robotun elindeki alet, arzulu dedektifin elindeki aletten daha üst seviye bir cihaz. Evet. Onları da arada böyle veriyor. Veriyor güzelce birlikte. Ondan sonra bu ikisinin toplum modelini oluştururken, daha sonra da dış taraftan da bir işte arz modeli çiziyor. Yani onların toplumları bir çember olarak düşünürsek, bir de arz var. Bir de o arzın dışında farklı farklı gezegenler var. Onların da farklı farklı kültürleri var. Evet. Aslında bu açıdan bakıldığında, ben diğer bilim kurgu yazarlarından Asimov'u sevmemin, çok yani başka bilim kurgu kitapları da okumama rağmen, bu şekilde sosyolojik tespit yapıp toplum modelleri anlatması hoşuma gidiyor. Evet, ben zaten o yüzden sana tavsiye yani, ettim. Beğeneceğini biliyordum. Diğerlerinde daha önceki videoda vurgu yaptığımız gibi ışın silahları, çelik giysili kızlar, evet, ama yani ufak toplum modelleri. Asimov bayağı o karakter üzerinden bütün toplumu resmediyor. Daha benim ilgincimi çeken, belli detayları hatırlıyorsundur herhalde, biraz da komünist bir toplum sanki bu noktada çiziyor. Evet, kent yaşamı denilen yaşamlar var. Mesela New York denilen yer kocaman bir kent. Çelik mağaraları neden dendiğini de burada hemen değinelim. Biraz geç oldu değinmemiz ama. Toplum artık o kadar kalabalıklaşmış ki, insan nüfusu. Artık böyle yeryüzü yetmediği için yeryüzünün tamamen çelik mağaralar demişler yani. Çelikten komple siteye dönüştürmüşler yeryüzünü. Bir fanus sistemi gibi, güneş doğru mu? Güneş görmeyen, evet. Hiç güneş görmüyor. İnsanlar güneş gördükleri zaman sakınıyorlar. Çok korkuyorlar güneşten. Ve çünkü şey, çok fazla gözlerini alıyor. Açık yerlere çıkamıyor insanlar. Evet, doğduğundan beri çünkü güneş görmemiş. Evet. Ne kadar yani ışık kuvvetli olursa olsun, o yapay ışık senin aldığın, güneşten aldığın ışığın yerini tutmuyor. Güneşin, tabii, ışığının ne kadar kuvvetli olduğunu güneşe çıktığın zaman anlıyorsun. Veya baygınlık geçiriyorlar, yürüyemiyorlar, bayılıyorlar. Evet, onlarda böyle bir semptomlar göstermeye tamamıyla o fanus sisteminin içinde yaşamak zorundalar. Evet, aynı buradan işte Fallout oyunu geldi aklıma. Belki bilmezsin ama onda da aynı sistem var yani. Sığınakta yetişiyorlar. Sığınakta yaşıyorlar, evet, Fallout. Evet, oradan da bir... Bu, ben şeye benzetiyorum aslına bakarsan bunu. AVM'lerde çalışıyoruz ya, AVM'nin içinde insanlar çok rahat çalışıyor. Aynen. Sıcaklık belirli bir şekilde ayarlanıyor. Direkt orada da öyle terlemiyor insanlar. Yani New York şehrinin içinde çıkmadıkları sürece fanustan terlemiyorlar. Sıcaklık belirli orantılarda ayarlı. İşlerine gidip geliyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Yani biz AVM'de çalıştığımız için az çok söylüyorum. Sıcaklık iyi, klima orantılı, terlemiyoruz. Çok aşırı bir şey olmadı ama. Ama Molanda dışarı çıktığında sıcak yaz günü, bir güneş çarptı, ter dökmeye başlıyorsun ya. Aslında ben biraz benzerlik kurdum ona. Evet, yani parantez içinde doğadaki bütün değişkenleri durdurup tek bir çizgi halinde hiç şartlar değişmeden, çalışma saatleri boyunca devam eden bir yapay doğa sunuyorlar insanlara. Ve o şekilde yaşanıyor. Daha ilginci, aynı yerde yemek yemeleri mesela. Yine Elia'nın toplumunda yaşadığı sitelerde yaşamaları. Ki site zaten şu an bizde de var, bu site kültürü. Evet. Artık hani apartmanlaşmayla birlikte bizim şeye de uyarlandı. İstanbul, Türkiye. Belli başlı ülkelerde tabii ki daha banliyo tarzı kurulan yerler var ama nüfusun az olduğu yerler. Fazla olan yerler siteleşmeye gidiyor. Bu kitapta da aynı şekilde siteleşme var. İnsanlar ortak yerlerde yemek yiyorlar.
ortak tuvaletler kullanılıyor. Evin içinde tuvalet yok. Bildiğim kadarıyla. Bu bence şeyden. Bin kişi daha, yaşayan topluluk. Evet, herkes ve yani. Ayrı yemek yemek şöyle çok, bir durum var toplumda. Ayrı yemek yemek bir hak. O çok ilgincime gitti kitapta. Yani evet. İnsanları çalıştıkları işlerde derecelendirmişler. Derecene göre belli haklar var. Mesela seyahat etmek için kullandıkları o yürüyen bantlar. En ilginci de bu bence. Bizdeki otobüslere vurabiliriz bu noktada. Evet, ekspres yol denmiş. Sana. Evet, ekspres yol denmiş. Kilometrelerce boyunca kentler arasında ve kent içinde uzanıyor. Ne kadar derecen yüksekse işte, yani A seri, A derecesi, B derecesi, C derecesi, o derece yüksekliğine göre mesela C derecesinde olan adamın o ekspres yolda oturma hakkı varken, daha düşük olan B derecesindeki adamın oturma hakkı yok. Yani boş koltuk olsa bile B dereceli adam oturamıyor. Ayakta gitmek zorunda. Mecbur. Oturmaya hakkı yok. Evet. Aynı şekilde yine derecen yüksekse bir gün ya da iki gün evinde özel yemek yiyebiliyorsun. Onun haricinde evde yemek yiyemiyorsun. Evet. Mecburen ortak. Ya da işte sokma. Belli başlı yemekleri yiyebiliyorsun. Ha, ya da evet. Çünkü hatırlıyorsundur mayayla. Ha, evet. Bir maya fabrikaları var ve o maya kadar nüfusu besleyemiyorlar. Çok yaygın. Ve maya üretiyorlar. Ve ürettikleri maya ile birlikte de işte insanları besliyorlar. Ekstrem gıdalar, belki et, daha lüks şeyler yok. Bir yani, dana eti gibi, Zimo dana diye bir şeyden bahsetmiş orada ama artık kendi uydurduğu bir terim midir bilmiyorum. Herhalde böyle yapay etlerden ya da işte farklı şeylerle karıştırılmış et karışımlarından bahsediyor. İnsanları doyurmak için artık bildiğim kadarıyla sentetik etlerden yararlanıyorlar. Benim aklıma o geldi direkt. Sentetik et hani laboratuvarda et ürettik deniliyor ya. Şu an üretiliyor biliyorsun zaten. Ona doğru dönüyoruz. Aslında hani bizi çok iyi bir projeksiyon yapmış kitapta. Şu an bir laboratuvarda parantez açalım konuya biraz. Sentetik et üretimi gerçekleşti. Daha bir parantez daha açarsak böyle iyice iç parantez oldu bu ama Emin Çapa TEDx konuşmasında yani aratırsanız muhtemelen bulursunuz YouTube'da ileride bu sentetik gıdayla besleneceğimizi, tarıma ihtiyaç kalmayacağını söylüyor. Yani laboratuvarda üretilen etlerle insanlarımızı doyuracağız. Tarıma evet. Gerek kalmayacak. Topraklarda ne yaparız bilmiyorum. Asimov'un kitaplarında büyük robot kitlelerini o fanusta insanlar yaşıyor ya biliyorsun zaten. Dış tarafta kalan tarlalarda da robotlar çalışıyor. Asimov bunu böyle çözmüş. Evet. Bizde şu an tabii bir robot şu an olmadığı için var. Tabii geliştiriyoruz ama o seviyede değil. Belki biz de ileride öyle bir topluma dönüp biz sentetik gıdalarla yaşarken tarımı komple bırakırken zaten ufak ufak tarım bitiyor. Bizim ülke evet. Yapan ülkeler var ama o azalırken sentetik gıdalarla bizi beslerlerken belki robotları biz dışarıda tarlalarda, madenlerde çalışmaya yollayacağız. Böyle bir evet, şey olabilir. Tabii ilk başta gelişmiş ülkeler kullanmaya başlayacak bunu. Aynı romandaki gibi uzaycılar ya kullanmaya başlayacak ilk önce robotları. Tabii. İlk zaten şu anki Mars çalışmalarının sebebi de uzay madenciliği ya. Biz hala asteroidlere devam edeceğiz. Tabii asteroidlere yerleşip oradan maden çıkartacaklar. Robotu onlar geliştirdiği için evet ilk uzaycılar onlar olacak. Biz de dünyada kalan arzlılar olacağız. Nefret edeceğiz makinelerden. Evet aslında şu anki ilginç yani bu benzetmeleri yapınca elimizdeki toplumlara da şu anki içinde bulunduğumuz topluma da aynı gibi bir yapı oluşuyor. Orada evet, yani arzlı ve uzaycı. Yönden, değil mi? Birileri daha üst. Daha ilginci de benim ya yani bu ciddi anlamda yine TEDx'e atıf yaparsak oradaki bazı biyologların konuşmalarıyla alakalı yine Asimov yaptığı kitaptaki o tanımda uzaycıların tanımında bu insanlar uzayda farklı bir gezegende büyüdükleri için tamamıyla mikroptan arınmış bir şekilde büyüyorlar. Onu söyleyecektim. Bundan dolayı da uzun yaşıyor bu adamlar. Kaynadı. Çok evet. Uzun yaşıyorlar. Ve gezegenlerinde nüfusu da belli oranda tuttukları için çok ferah, refah bir şekilde yaşıyorlar. O oran evet. Hiç değişmiyor. O konuda ben de bir şey anlatayım. Çünkü bir yerde okumuştum. Bakterilerden bu derece arındırılmış olmak aynı zamanda insanı da şey yapıyor tabii. Hassaslaştırıyor aslında. Tabii, bakteriler bizim korumamız. Değil mi? Yani tabii ki.
çok görünmeyecek derecede şeffaf eldivenler takıyorlar. Burunlarına filtre takıyorlar. Evet. Soğudukları havayı filtre etsin diye. Zaten arzularla birlikte olmuyorlar. El sıkışma, yaklaşmıyorlar bile. Evet yani. O kadar kendilerini izole etmişler ama bunun sayesinde de yani 100 yaşını rahatlıkla aşabilen bireyler yetiştirmişler. Yani her bireye azami değer verilmiş. Zaten New York ayrı bir fanus. Bir de dışarıda daha açık Space Town var zaten onlara. Onlar ve duvar örmüşler ve geçişlerine izin vermiyorlar. Ve aynı zamanda bu orada, insanların dünyada hayatları değerli olduğu için artık uzay keşifleri de durmuş. Tabii evet. En aslına bakarsanız kimse gönüllü pek bulamıyorlar çünkü insan yaşamı artık çok değerli olmuş. Çünkü uzun yaşayabiliyorlar. Kimse yani dış gezegenlere gidecek, maceraya atılabilecek kadar gönüllü olmuyor pek. Bu yüzden işte arzuları bir cesaretlendirme oyununa giriyorlar burada. Buradan ufak bir ortam tanımından sonra hikayeye geçelim mi? Tabii geçelim. Aslında o çelik mağaranın işte ihtişamında ben bir kere daha değinmek istiyorum. Tamam. Evet, ufaktan hikayeye geçebiliriz. Şeyi anlatayım önce. Tabii, sen de devam et. Yani iyice kafayı otursun nasıl bir yerde yaşadığını dinleyicilerin. Yani çelik mağara dedikleri yerde tavan var ama tavan o kadar yüksek ki neredeyse görünmüyor, öyle tarif ediliyor. Yani çok yüksek tavanlar var. Havalandırması, ışık sistemi vesaire çalışma saatlerine göre ayarlanıyor. Tabii istenirse uzatılabiliyor, hep gündüz kalabiliyor. Evet. Gece yapmayabilirler o zaman. Gerek kalmamış. Ekonomi açısından daha biraz iyi olur. Biraz da uyusunlar. Öneriler gelmiş ama gerek kalmamış. İşte böyle muazzam bir ortamda bunun içinden işte ulaşımda ekspres yollarla ya da işte bazı özel kişilerin araç kullanma yetkisi var. Araçlar kendiliğinden gidiyor bildiğim kadarıyla. İçine bir rahatlık kendileri gidiyor araçlar. Araçlar evet kendileri gidiyor. Ama araçla dışarı araç kullanmak onlar için çok iğreti bir şey geliyor. Yani araçla mı dışarı çıkacaksın? Hani ekstrem bir olay o onlar için araç kullanmak. Herkes evet, ekspres yolları kullanıyor. Özel işler için herhalde işte sivil polis de. Tabii anca polis ya da özel işlerde evet kesinlikle. İşte çünkü sevmiyor halk yani dışarı zaten dışarı çıkamıyorlar. Araçla da bir yerlere ulaşma istemiyorlar. İlginç bir tabii toplum dönüşmüş artık. Ama hep şey dışarı çıkamıyor derken zaten araç da yani içeride ama kullanmıyorlar. Ekspres yol daha kolaylarına geliyor onlar. Evet, ekspres yol koyuyorlar. Çünkü romanın bir yerinde karısıyla birlikte arabayla giderlerken kadın istemiyordu. Öyle mi oldu? Evet, aynen. Belki hatırlamıyorsundur ama eşi arabayla araba gitmek istemiyordu. Evet. Fazla değmiyordu galiba. Yani arabalı sahneler fazla yoktu. Ya da varsa da o konuda çok bir şey anlatmadı. İşte çelik mağaraları tarif ediyordu. İşte, değişebiliyordu gündüz, evet, gece. Ekspres yollar var. İnsanlar bunların üzerine biniyor. Tabii o kısımda tam hayal kurmakta güçlük çektiğim kısımlar var. Yani nasıl biniyorlar? Nereden başlıyor bu ekspres yol? Başı nerede, sonu nerede? O kısımları tam bilemiyorsunuz ama işte belli başlı illüstrasyonlardan gözümüzde canlandırmaya çalışıyoruz. Bir tane tabii, yani yürüyen merdiven şeklinde hayal edilir. Yürüyen merdiven ya da bank gibi bir şeyin üzerine biniyorsun. Aynen. Tutunmaya yerler var. Tutunuyorsun ve belli bir hızda, sabit bir hızda gidiyor. Ve seni gideceğin yere götürüyor. Hani bunun durdurulması falan nasıl sağlanıyor? Kimler de duracak? Herhalde otobüs gibi duruyor bir yerde. Atlıyorlardı yoldan geldiği zaman. Hatırlarsan. Atlıyorlardı. Kanat değiştirmek için yani bir yol buradan giderken bir yol buradan giderken buradan giden adam oraya atlıyordu. Galiba yavaşlıyor o esnada kavşakta ki atlıyordu. Evet, atlama evet, olayı vardı. Komik olmuş aslında ama. İlginç. Yani hızlı bir hayat var demek ki durmaya şey yok. Gerek yok. Hızlı hep devam etsin. Evet o kısmı çok fazla düşünmedim zaten. Direkt hikayeye girdim. Şimdi de biz de hikayeye girelim yavaştan. Evet bence de hikayeye girelim. Polis memurumuz var Elia Bailey diye. Evet. Bir gün merkezden çağrılıyor. Semih tarafından. R-Semih. Tabi başına R koyduğunuz zaman robot olduğunu anlıyorsun zaten. R-Semih. R-Semih. Robot Semih. Robot Semih diye. Sen devam et abi. Çağrılıyor merkeze ve Space Town'da işlenen bir cinayeti çözmesi için amiri tarafından görevlendiriliyor. Space Town'u da anlatalım bu arada ufacık. Space Town uzaycılar kenti oluyor. Yani arıza diğer 50 gezegene gelmiş diğer arzular yani uzaycılar deniliyor artık onlara. Uzaycılar tarafından bir kent oluşturulmuş ve görüşmeler bu kent aracılığıyla sağlanıyor işte. Belli bir bölge gibi bir yer.
daha sonra da uzaydan oraya gelip ve oraya şey yapmışlar. Evet. Yerleşmişler. Kendi aslında arzlarla iletişim kurmak, arzlar. Ticaret belki orada bir ticaret dönüyor. Evet, ticaret işte. Onun için oraya yerleşmişler. Diplomasi. Tabii Space Hunt'a cinayet duyunca Elia ilk önce şey yapıyor, tedirginleşiyor bu olayda. Yani çünkü zaten araları biraz gergin. Space Town ve arzlarla alakalı iletişimsel bir durum var. Sevmiyorlar birbirlerini. Uzaycılar arzları çok aşağı seviyede görüyor. Mikrop yuvası olarak görüyor. Arzlar aynı şekilde uzaycıları üstte baktıkları için onlara karşı bir sinir var. Daha sonra tabii uzaycılar tarafından Bailey'in yanına bir tane Oliver adında birini yolluyorlar. Yani o da bizim polisimiz. Bizden biri. Bu olayı çözerken sana yardım edilecek. Tabii Bailey burada ilginç bir şekilde onun gönderilen kişi robot. Robot Oliver. Evet, robot olduğunu söylüyor. Daniel Oliver polis diye geçiyor. Müdürü, Ray Daniel Oliver. Tabii Bailey anlayamıyor. Çünkü türün ilk örneği Oliver. Evet, insana benzeyen ilk robot. Tabii pozitronik beyni de aynı şekilde ona göre. Robotların o pozitronik beyni de ona göre daha değişik işliyor kanalları herhalde ki ona çok değinmiyor tabii pozitronik beyinde ama farklı olduğunu biliyoruz normal robotlardan. Evet, zeka en azından olarak daha kafasında üstün. Kurduğu o mantık dizesi farklı işliyor. Belli mesela adalet programı yüklenmiş ona da bir yani dedektif gibi davranma işte yetileri yüklenmiş işte arzdaki belli özellikler anlatılmış. Aynen. Hani yabancı çekmesin diye ellerinden gelen birkaç bir şeyi robota nakletmişler. O şekilde gönderiyorlar işte yardımcı olsun diye. Evet. Daha sonra aslına bakarsanız çok spoiler'a da girmeyelim yani kitabı okumak isteyenler için. Girdik aslında onu anlatacağız. Yani aslında temel hikayeyi anlattık sonuçta katilin kim olduğunu söylemeye gerek yok bu noktada ya da evet. Cinayetin nasıl işlendiğini. O yüzden hani hikayenin çok iyicene spoiler vermeme amaçlı. Evet başta onu beğenmemiz lazım hani spoiler olur diye. Tabii o önemli. En azından genel anlamda geçmiş oluruz. Aslına bakarsanız hikaye Olivav'la Daniel'ın arasındaki Olivav'la Bailey'in arasında komiserimizin arasındaki ikili bazı sürtüşmeler. O onun robot olduğunu kabul etmemesi, biraz aşağı görmesi robotu. Olivav'ın verdiği daha değişik tepkiler olaylar hakkında tamamıyla olayı çözmesine dayanan bir roman izliyoruz. Aslında bir polisiye roman etrafında dediğimiz gibi başlangıçta Asimov farklı öğeler serpiştirip bir dünya yaratmış. Polisiye, çeşitli sosyolojik olgular da yerleştirmiş araya. Sonuç olarak bize arzda yaşayan insanlar veriyor. Aynı şekilde arzdan zamanında keşifler yapıp uzaya gidip 50 gezegene yayılmış ama çok rahat ömürlere ulaştıkları için artık keşif yapmayı bırakıp tekrar dünyaya dönen ve bir uzaycılar veriyor ama bu uzaycıların arasında bir muhalefet var. Bazıları rahat takılalım derken bazıları da arzların dürtelim. Yani onlara bir fikir aşılayalım. Onlar da gidip başka dünyalar keşfetsinler. Çünkü burada bu şekilde duran halde yaşarsak insan sonu kötü bir yere doğru gidecek. Bizim keşfetmemiz, daha da ilerlememiz lazım diyorlar. Bu olgular aslında bence genel olgu bu. Bu olgular çerçevesinde bir krizi fırsata çeviriyorlar. Orada bir cinayet işte. Evet, o cinayeti de fırsata çevirip sonda şöyle bağlayabiliriz. Planda bizim komiserimize aslında efendim? Planda olmayan bir cinayet. O krizi fırsata çevirip bizim komiserimize hadi insanoğlu arzda burada çelik mağaralarından kurtul, duvarlarını parçala ve gidip uzayı keşfet tekrardan diye o fikri aşılamaya çalışıyorlar. Aslında temel bence fikir bu kitapta. Evet, ana fikir o. Yani. Senin söyleyeceğin bir şey var mı son olarak? Yani tabii detaylara girsek burada bayağı bir uzun sürer zaten tabii. De. Hani o da artık kitabı okuyuculara bırakalım, onlar da bir şeyler alsınlar oradan. Evet, işte mağazadaki olay olsun vesaire, tabii. Robotun davranışı olsun. Işte başka başına bazı öğeler var ki robotta felsefesi ve dinsel bir konuşması da var. Orası beni çok etkilemişti mesela komiserin. O dinsel konuşması onu bir felsefeye itiyor. Yani. Din felsefesi yapıyor ama robot o esnada anlayamıyor onu. Çünkü robot
dinin ne olduğunu anlayamayacağı için o noktada. Merhamet duygusunu anlayamıyor sanırım, evet, değil mi? Affetmek nedir bilmiyor çünkü onu farklı cezalandırılmasını anlatmışlar. Evet, yani orada o affetmeyi bilmiyor. Yani bir ceza işlendiyse o algoritmasına göre onu, suç işlendiyse onu cezalandıracak. Ceza dediğimiz de tabii 3 robot esasına göre insana zarar vermek değil, kasıt işte bir hapse koymak olur ya da tutuklayıp işte işlemini görmesi için belli merkeze götürmek gibi bir şey. Orada yani işkence yapan robotlar, kötü robotlar asla yok. Tabii. İnsanların emrinde bütün robotlar. Zaten ilk videoda bahsettiğimiz gibi aslında 3 robot yasasına uygun oldukları için herhangi bir kötülük yapmıyorlar zaten. Evet. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Son olarak söylemek istediğim bir şey aklıma gelmiyor. Ben aslında biraz daha detaylı işleyebiliriz diye düşündüm ama. Yani bence yeterli bir detay. Güzel bir toparlama yaptık. Hoşuma gitti. O zaman teşekkür ediyoruz biz dinlediğiniz için. Çelik mağaraları az çok anlatmaya çalıştık. Evet, insanlar. Yani gördüklerimiz, işte tespitlerimiz, okumanızı tavsiye ediyoruz. Okuma sırası var tabii. Sizin de aranızdan yani içinden çıkartabileceğiniz, görebileceğiniz çok şey olacak. Evet. Teşekkür ederiz, sağ olun.